Yine güzel bir günden herkese merhaba. Kolay örgü projelerini benim gibi çok seviyorsunuz. Ama sürekli bir soru alıyorum. Nedir o? Mesela bir tane patik yapıyorum. 38 numara yapıyorum. 35 numara için kaç ilmek atmalıyım? Veyahut da 3 yaşındaki çocuğum için kaç ilmek atmalıyım? 42 numara giyiyorum, kaç ilmek atmalıyım? Yelek yapıyoruz. İlk doğan, yeni doğan çocuğum için ne kadar atmalıyım? Kayınvalideme yapacağım, ne kadar ilmek atmalıyım? Yani sonuç hep ne kadar ilmek atmalıyım? Bunların hepsine cevap vermek istiyorum. Ama o kadar çok değişkenleri var ki. Şiş numarası değişiyor. Yünün kalınlığı değişiyor. Elinizle mi örüyorsunuz? Boynunuzla mı örüyorsunuz? Sıkı mı örüyorsunuz? Gevşek mi örüyorsunuz? Bunlara göre hepsi değişiyor. O yüzden dedim ki ben bunu bir video ile anlatayım ve bu herkese cevap olsun, kesin çözüm olsun. İlmek hesabı nasıl yapılır? Hoşunuza gitti mi? Hadi başlayalım o zaman. Farklı kalınlıkta bir sürü yünüm var ve farklı numaralarda da şişlerim var. Peki hangi yünü, hangi numara şişle öreceğiz? İlk önce onunla başlayalım. Mesela şuradaki yünün inceliği ile şu yünün inceliği arasında çok fark yok gibi görünüyor. Ama oldukça fark var ve buna göre de şiş numarası değişecek. Bunun için yünlerin üzerindeki etiketleri okumanız gerekiyor. Kaç numara şişle öreceğiniz ya da kaç numara tığ kullanacağınız, hatta kaç derecede yıkayacağınız bile bu etiketlerde yazıyor. O yüzden bu etiketleri çok iyi okumanızı öneririm. Bu örgü parçalar konumuza çok güzel örnek. 20'şer ilmek örüldü, 10 sıra ördüm ama hepsinin boyutları birbirinden farklı. Çünkü yünlerin kalınlıkları farklı. Mesela bu bir bebe yünü 3,5 numara şişle örün yazıyordu çünkü ince bir yün. Üstteki de 4 numarayla örülen kalın, orta kalınlıkta bir yün. Daha üstteki de 7 numara şişle örülen kalınca bir yün. Peki farklı farklı yünler, farklı farklı şişle, farklı modellerle örüldüğünde ilmek hesabını nasıl yapacağız? Hangi yünü öreceksek ve hangi şişle öreceksek onunla beraber 20 ilmek atıyoruz ve yapacağımız örneği örüyoruz. Mesela haroşa toplarken selanik böyle yayvanlaşabilir. O yüzden hangi örgü modelinde örüyorsak onunla tam 10 sıra örüyoruz. Ve daha sonra şöyle mezuramızı, metremizi alıyoruz ve kaç santim olduğunu hesap ediyoruz. Tam 8 santim. 20 ilmek 8 santim tuttu. Yani ben 40 santimlik bir yelek örmek istersem bu yünle kaç ilmek atmalıyım? Hemen basit bir formülle 20 ilmek 8 santimse kaç ilmek 40 santimdir diye soruyorum ve şöyle hemen çarpımızı koyuyoruz. 20 çarpı 40 bölü 8 bize ilmek adedimizi verecek. Hemen çarpalım hesap makinemizle. Bölü 8 eşittir 100 ilmek. Yani ben 40 santimlik bir yelek örmek için bu bebe yünüyle tam 100 ilmek atacağım. Diyelim ki bu yünden de güzel bir patik yapacağız. Hani benim yaptığım o babet patikleri seviyorsunuz ya, hani önden hemen böyle büzdürüyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Ayağımızın tabanı ve böyle yanını hafifçe ölçüyoruz. Ona uygun ilmek atıyoruz. Veyahut da bir bebeğe yapacaksınız. İnterneti açıyorsunuz. Bebek ayak numaraları, santimleri veya şapka için baş santimleri zaten var. Ona uygun olarak belirlersiniz. Bu 10 santim. Ne yapıyoruz yine? 20 ilmek bu yünle 10 santim yapıyorsa kaç ilmek? Yine 40 santim diyelim aradaki farkı görmek için. 40 santim kaç ilmek yapar yani? Yine aynı formülü uyguluyoruz. 20 çarpı 40 bölü 10. ilmek. Yani bu kalın iple yaptığımda 80 ilmek atacağım. Gördüğünüz gibi birinde 80, diğerinde 100.
Çünkü şiş numaraları ve yün kalınlıkları farklı. İşte ilmek hesabı yapmak bu kadar kolay. Umarım hepinizin sorusuna cevap vermişimdir. Bu videoları da beğendiyseniz, arkası gelsin diyorsanız lütfen yorumlarınızda bunu belirtin. Yine güzel değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.